5 milyon param gitti. Hem duygularım da oynadı. Ben hem paralarımı istiyorum, 400 bin dolarımı istiyorum ve ona verdiğim şu anki 3 milyon değerindeki arabamı, üst segment arabamı istiyorum diyor. Şimdi sosyal medyasında kadınları tanımlıyor kendisine göre. Mahir Bey'in kendi montajıyla izleyelim lütfen. Kadın dediğin uyumlu olacak. Arkadaşlarının yanında seni bozmayacak. Çevreye çıktığın zaman seni rezil etmeyecek. Adabıyla oturacak, adabıyla kalkacak. Kadın dediğin laf taşımayacak arkadaşlar. Her yerde olur olmaz şeyleri konuşmayacak. Ayıbı da bilecek, susmayı da bilecek. Yeri geldiğinde konuşmayı da bilecek. Erkeğini kötülemeyi bilmeyecek. Sağa sola kötü konuşmayacak. Sen de bir erkeği tanımlasana ya. Erkek dediğin, adam dediğin nasıl olmalı? Bunun gibi olmamalı yani. Yani zaten adam da değil de benim gözümde. Büyük bir mağazadayız. Hı hı. Bizi VIP'ye aldılar. Hı. Tabii yani bunu almazlar da hayat boyunca VIP'ye herhalde işte yandaşlarıyla girmiştir. Seni aldılar yani. Ya benim sayemde bu da girdi. Ne sıçrayacağını, ne alacağını şaşırdı. İlk kez o mağazaya ilk kez mi girmiş? Yok. Ha, ama girdi benden daha evvel de girmişti de. Ama VIP hizmeti görünce... Yani hem o... Orada satış elemanları özel hizmet veriyorlar, evet, kişilere. İşte o kayak kıyafetlerini aldığımız gün. Tam aksini söylüyor. Ben ona diyor para sürekli yedirdim diyor. Elinizdeki fatura da benim kartımdan çekildiği belli. Hibritlik montu, 50-60 bin liralık montu bir ekranlarınıza getireceğim. Bu montu mu istiyorum dedi. Montu yok muymuş beyefendinin? Villalarda oturuyor ya. Kirada zaten yani onun bütün evleri. Yani onun benim dediği ev, 2016'daki oturduğum ev dediği... Hı hı. Ben çok seviyorum onun boşandığı eşini. Ha, tanıştınız mı? Çok da saygı duyuyorum. Aa, tanıştınız mı? Yani birebir tanışmadık ama telefonda hep o bana selam söylerdi. Ben ona, çocuklar yanımızdaydı filan filan. Sizin paralar oraya mı gitti acaba? O yüzden mi selam söylüyor? Yani nereye gidiyor paralar? Hayır yani? Çünkü boşandığı eşinin de Mahir uyanık olduğu için o kızcağızın da ailesinin durumu çok çok iyi. Muhtemelen onunla da evliliği maddiyata bağlı yani. Ben burada bir yemeğe gittiğimizdeki bir resmi de verdim. Ayıptır söylemesi yemeğe gitmeden bana 5 kiloluk mu 4 kiloluk vallahi istakozu herhalde o kara Fatma olarak algıladı. Nasıl yani istakoz? Hayatında yemediği için. İstakozu ilk kez senle mi yedi? Muhtemelen benle yedi yani. Yemiştir yemeği ya. Bilmiyordu çünkü. O kadar çünkü. Lüks yerlerde kalıyor. O kadar da haksızlık etmiyor. Yok yani yemeği beceremedi karşımda. Ne yiyeceğini şaşırdı. İstakozu yiyemedi yani. Bu istakoz. Oo, kaç lira ödediniz bunu? Bayağı pahalıdır. Vallahi hatırlamıyorum. Özür dilerim, ne kadar hesap ödediniz? Oh. Yani 20 vardır herhalde. 20 bu böyle bir istakoz rahat 20 bin lira falan. Çünkü rahat. Büyüktü. Yani bunu ben ödedim. Ben kredi kartımdan ödedim, bütün masrafları ben yaptım diyor ya. Evet. Sürekli onu söylüyor. Evet. Ve sizin buraya çıkma amacınız da o sizle barışmadığı için onu itibarsızlaştırıp işte değersizleştirmek istiyor. Ben onu da en son geçtiğimiz Nisan ayında o görüşmek istedi. Hatta görüşmek istediğinde de dediğim gibi o kolyeyi doğum günü hediyesi olarak şart sundu. Ödemeyeceğim deseydi 400 bin liranın üzerine çizer, hadi eyvallah bana. Der miydiniz? Yine de çok 400... kolay demezdim de. Evet, denmeyecek bir para yani. Hatta ben ona baştan yani. Şey bile dedim telefonda konuşurken. Bak Mahir dedim. 5-5, 10-10. Neyse artık dedim yani öde. O da zannetti ki ben ses kaydı alıyorum. Benim dedi Allah'tan başka kimseye borcum yok dedi. Hiç paraları size geri ödeyeceğim diye bir vaatte bulunmadı mı? Yani. Hep öyle aldı zaten. Mahir ağzı laf yapan bir adam ama muhtemelen bu çetenin diyeceğim artık. Çünkü bir kişi değil ama iki kişi bile olsa çeteye girer. Başı Şakir düz diye düşünüyorum. Yalan yanlış konuşuyor herkesle ilgili. Küstah bir bey. Acayip küstah. Bir küstahlı, bir güvendikleri acayip bir yerler küstah. Var. Polonyalı bir kadın hanımefendi şey avukatı vasıtasıyla bize ulaşıyor ve dedi ki şunu söyledi. Sosyal medyasından beni aradı, mesajlar attı, sonra görüntülü olarak konuştuk. Arkasından da işte benim 7 bin euro paramı aldı. Şimdi aile diyor ki Mahir de bunu söylüyor. Şakir de aynı şeyi söylüyor. Bunlar diyor fake hesap diyor. Fake hesaptan kandırmışlar diyor. Ya bir insanın 5-6 tane fake hesabı neden olur? Mahir'le
görüntülü konuşmuş. Görüntülü konuşuyorlar değil mi vekilinizle? İrem evet Hanım. Ama çok nadir, çok nadir. Genelde yazışarak, çünkü dediğim gibi müvekkilim çok iyi derecede İngilizce bilmiyor. Doğal olarak yazışmak her iki taraf için de daha kolay. Çok çok az, iki kez zaten görüntülü konuşmuşlar. Hayır, sizin kardeşinizle ilgili icra takibinde bulunmuşlar ya. Evinde ruhsatsız silahlar var. Gördüğüm 3 tane falan tüfek var. Mahir'in değil mi? Evet. Şakir'i daha söylemiyoruz yani. Şakir'in görmedim. Arabasında falan var. Var, arabasında var. Yani ruhsatı var mı acaba? Zaten hayır, yok. Ruhsatsız silahı var. Evet, zaten evet. Trafikte kaç kişiye silahlan saldırdığı için de dosyaları da mevcuttur. Ben İstanbul yani. Emniyet Müdürüm Sayın Zafer Aktaş'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına buradan ihbarda bulunuyorum. Anladığım kadarıyla birçok kadın, herkesle can güvenliği yok diye ciddi anlamda korkuyorlar. Evet, bana da mesajlar geliyor, çıkamıyoruz diyorlar. Evet, küfürlü, tehditli mesajlar yayınlamaya devam ediyorlar. Ben buradan ihbarda bulunayım, zaten ekibi de yayınlarımızı takip ediyorlar. Beni destekleyenleri yayına bağlamıyorsunuz diyorlar. Örneğin Ferda Kabacı Hanım, size ulaşmaya çalışıyoruz, telefonunuzu açmıyorsunuz, Mahir Bey ile ilgili yayına bağlanmıyorsunuz. Ferda Kabacı, Funda Hanım var, telefonu 0545 ile başlıyor. O da yayına bağlanmıyor. Nurettin Çoban var. Nurettin Çoban var mesela, 30 senedir tanıdığını söylüyor. Telefon numarasının sonu 6165. Şu anda o da yayına bağlanmıyor. Bir esnaf varmış, Mahir'i tanıyormuş. Bir sürü tanıdığı arkadaşları falan herkes arıyor. Mesela bu da bağlanmıyor. Selçuk Bahtiyar, ses sanatçısıymış. Selçuk Bahtiyar. Telefon numarası 8511 ile bitiyor. Ama onun dediğini söyleyeyim. Mesela bu da bağlanmıyor mu Selçuk Bahtiyar? Ne yaptı? Ne diyor mesela? Selçuk Bahtiyar, size ulaşmaya çalışıyoruz ama diğer hiçbir kimse şu anda Mahir'le ilgili ve Şakir'le ilgili sadece izlemek ve görmek istiyorlar ve yayına bağlanmıyorlar. Ama ben artık son çare anons edeyim dedim bari. Selçuk Bey merhabalar. Şakir ya da Mahir düz böyle 3 yıllık 5 yıllık fenomen olan bir insanlar değiller. Bunlar 15 yıl öncesinden araç kullanarak işte motor sevdasıyla. Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Biz 10 yıl önce onlarla oturduğumuz zaman da hani Mahir'in villası vardı. Mahir beni dinlemeye gelirdi. Özel Mahir'in özel bir Ahmet Kaya tutkusu vardır. Ben de Ahmet Kaya yorumcusu olduğum için beni oraya dinlemeye geldi. Tanışıklığımız buradan. Paranın kaynağı ne? Bu arada 15 yıl önce bu arada Instagram falan yoktu. O dönem fenomen olamaz 10 yani. Yıl, 10 yıl öncesinden bahsediyorum. 2010 yıl, Facebook'lardan. 13 yılında vardı. Yani Facebook'lardan bakarsanız o zamanlardan var. Varlıklı bir insandı diyor sevgili Esra. Çünkü ayrıldığı eşi de varlıklıydı. Ha, o zaman 11 yıl öncesinde o eşinin parası mı onların hepsi? Duydunuz mu beyefendi? Duyuyorum, bakın ben... Eşinin hani, parasıymış, kendisinin değil. Hanımefendi bir saniye, o zamanlarda da bunların havalandırma şirketleri var. Bu paranın kaynağı nedir bilmiyorsunuz. Fabrikasına gittiniz mi? İş yaptığı yerlere gittiniz mi? Üzgünüm, bunlar varsa, gerçekse biz ekranlara davet ettik. Buyurun göstersinler, ödediği vergiyi açıklasınlar. Evet, Selçuk Bey, lütfen arkadaşınıza söyler misiniz? Sen bizim varsanız aranızı da yapmış olalım. Arayın, sorun değil ki. Şakir'cim, Mahir'cim, vergi levhanı ver. Didem Hanım yayınlayacak. Vallahi versinler, yayınlayacağım ya. Versinler ama vergi levhalarını. Bu zenginliğin vergisini ödemişler mi? Arayın, vallahi yayınlayacağım ya. Okey, bundan yana bir sıkıntı yok. Ben şunu istiyorum. Evet. Bakın. Ben hani kendime eski bir dostum olduğu için, bir arkadaşım olduğu için, şimdi o zamanlarda bir mont gösteriyorsunuz orada. Hı-hı. Yani Şakir'in bundan 10 sene önce de o marka montları vardı. Gözlüklerini gösteriyorsunuz. Şakir'in o zaman da vardı. Vallahi o zaman kim aldı acaba sorusu akıllara geliyor. Bir dakika Esra Hanım, siz o montu, bir dakika beyefendi, siz o montu. Bakın Şakir Bey, sizin arkadaşınız bile bağlanıp ya da Mahir Bey sizden daha iyi sizi savunuyor. Ama Esra Hanım, çünkü şöyle bakın, yani benim saçımı yapan kuaför arkadaşım da motorlara meraklı bir çocuk. O da sizi takip ediyor. Ve herkes inanılmaz şok yaşıyor. Herkes o şokla ne diyeceğini bilemiyor. O montu alabilecek bir insandı. Şunu sordu. Yani kimin parasıyla aldı acaba o montu da? Yani karısının parasıyla aldığını iddia etti. Sevgili Esra'cığım, o montu alabilecek parası var. Esra Hanım'ın ona alacak ihtiyacı yok diyor beyefendi. Şakir Bey'in alacak parası var diye duydum ben. Mahir Bey demedi. Mahir'in mi parası var, Şakir'in mi parası var beyefendi? Şakir'in de var, Mahir'in de var hanımefendi. Yani hani ben onları burada savunmuyorum. Bakın sadece arkadaşımın hakkında yapılan bir de benim eski arkadaşımdır. En son yaptığı Mahir'in açıklamayı da bir ekranlara getirelim. Arkadaşlar bir sürü mesaj alıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Kanal arıyor musunuz? Bağlamıyorlarmış sizi.
Olsun, sorun yok. Siz yine de bir gayret gösterip bunu yaptınız. Ben sizi bağlanmış gibi, beni savunmuş gibi görüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Er ya da geç, zaten bütün her şey ortaya çıktıktan sonra kendileri de artık vicdanlarıyla nasıl hesaplaşacaklar bunu bilmiyorum. Benim muhatabım sizsiniz. Bir de bağlanmasını istediğiniz kişilerin telefon numarasını ve isimlerini, adlarını, çünkü beni şu anda hiç kimse öyle aramıyor. Yani 10 yıl önce sizi tanıyan Selçuk Bey bir aradı. O da 10 yıl önceki olaylardan bahsediyor. O kişilerin, çok rica ediyorum, telefonu sosyal medyadan yayınlayın. Bu kadar destekle veriyorlarsa hepsini buraya bağlayacağım. Söz veriyorum size.